sabahlar herkese. Saygıdeğer basın mensupları, değerli konuklar. Bugün sizlerle Babacan Holding'in yeni projesi Babacan Premium'un lansmanı için bir arada buluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Babacan Holding 2002 yılında Fehmi Babacan, İbrahim Babacan ve Mehmet Babacan tarafından kuruldu. Bugüne kadar gayrimenkul ve turizm sektörlerinde birbirinden farklı 40'a yakın projeyi hayata geçiren Babacan Holding, 2016 yılında gayrimenkul ve turizm sektörlerinde hem yeni projeleri hayata geçirecek, hem de enerji ve lojistik sektörlerindeki faaliyetlerini geliştirecek. Aynı zamanda kentsel dönüşüm yasası doğrultusunda İstanbul'daki fırsatları da değerlendirmeye devam edecek. Babacan markasıyla gelecekte de İstanbul ve Anadolu'da yeni projelere imza atmayı hedefleyen Babacan Holding, İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden Esenyurt'ta bölgenin kalbi olmaya aday karma proje Babacan Premium'u hayata geçiriyor. Babacan Premium'un detaylarını bugün bizlere Sayın İbrahim Babacan ve Sayın Mehmet Babacan anlatacaklar. Ama öncelikle projeyle ilgili bir tanıtım filmimiz var. Dilerseniz önce filmimizi. Babacan Holding'den İstanbul'a yakışır premium bir fikir. Babacan Premium. Dünyanın en özel şehrinde yaşam standartlarını değiştirecek bir proje. Otoyollara ve havalimanına yakın konumuyla şimdi Esenyurt'a yükseliyor. Babacan Premium'da tüm ayrıntılar üst düzey bir hayat için tasarlandı. 40 katlı 2 kule, 4 blok ve 1 AVM içeren dev projede yaşam alanlarınız üstün konfor ve eşsiz olanaklarla donatıldı. Bırakın sahip olacağınız hayat sizi yepyeni bir boyuta taşısın. %60 yeşil alan, deniz manzaralı daireler, fitness salonundan yüzme havuzuna her zevki hitap eden sosyal alanlar, yemyeşil bahçeler, barbeküle bildik alanı, yapay güneden şelaleler. Burası huzur ve eğlencenin buluştuğu eşsiz bir dünya. Babacan Premium, aileler için 2 artı 1 ve 3 artı 1 lüks yaşam alanlarıyla residence, yemyeşil kat bahçelerine sahip daireleriyle teras, İş dünyasının özel prestijli ofisleriyle home office, modern mağazaları ve restoranlarıyla AVM'den oluşan karma bir yaşam projesi. Hepsi birbirinin yatırım değerini yükseltiyor. Premium konfor ve premium kaliteyi bir arada sunuyor. 7/24 resepsiyon ve karşılama hizmeti, profesyonel güvenlik sistemiyle mutlu ailelerin ve saygı bireylerin şimdi yeni adresi Babacan Premium. Hayatı doyasıya yaşamak bizce harika bir fikir. Evet değerli konuklar, Babacan Holding'in yeni projesi Babacan Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Babacan'a bırakmak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, Babacan Holding olarak 2016 yılında sizlerle paylaşacağımız projemiz Babacan Premium'un heyecan verici detaylarını aktarmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Toplantımıza katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Konuşmamda sizlere öncelikle Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörüne yönelik görüşlerimi paylaşacağım. Ardından Babacan Holding'in bugüne kadar attığı adımlarla gelecek hedeflerini bir miktar aktaracağım. Türkiye 2000'li yıllarda birlikte global likidite bolluğunun, ucuz finansman maliyetinin etkisiyle ciddi miktarda dış kaynak sağlayan ve bunu da özellikle gayrimenkul piyasalarına yönlendiren bir ülke konumuna gelmiştir. 2002 yılında gayri safi yurt içi hasıla miktarı 350 milyon TL iken 2015 yılında bu rakam 2 milyar TL'ye geçmiştir. Gelirlerdeki artış, finansman maliyetlerindeki azalış ile birlikte değerlendirildiğinde 2015 yılı içerisinde hem yıllık konut satışlarında
hem inşaat ruhsatlarında 1 milyon adetlik eşiğin aşıldığını söyleyebiliriz. Türkiye genelinde 2015 yılında 1.289.320 konut satışı el değiştirirken 2015 yılında bir önceki yıla göre %10.6 gibi bir artış gösterdi. Bu satışlarla 239.767 konut satışı ile İstanbul her zamanki gibi en büyük paya sahip oldu. Bu yükselişi getiren faktörlerin başında mütekabiliyet yasası ile yabancıların konut alımına yönelik esneklikler etkili olmaktadır. Bu noktada hem vatandaşlarımızın hem de yabancıların yatırım ve yaşam amaçlı beklentilerini karşılayan projeleri hayata geçirmiş olmaktan biz de Babacan firması olarak gurur duyuyoruz. Babacan Holding olarak firmamızın çatısı altında bugüne kadar 40'a yakın gayrimenkul projesi hayata geçirdik. Babacan firması olarak geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da markalı konut projelerine ağırlık vermeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede 2015 yılı son çeyreğinde ön satışa çıkardığımız, bugün sizlerle detaylarını paylaşmak için buluştuğumuz Babacan Premium dışında 2016 yılında Küçükçekmece E5 üzerinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nden satın alıp yaklaşık 2 yıldan beri projesini geliştirmeye devam ettiğimiz yaklaşık 1001 konut sayısını hedef aldığımız bir projemiz ile yine Gaziantep'te Başbakanlık Özelleştirme'den satın aldığımız eskiden köy hizmetleri olarak kullanılan bir proje gerçekleştireceğiz. Bunların da hedefimiz 2016 yılında siz değerli basın mensuplarıyla lansmanını gerçekleştirerek paylaşmayı hedefliyoruz. Babacan Holding çatımız altında yine Babacan Gayrimenkul adlı firmamız da yaklaşık kentsel dönüşüm yasası çıktığından beri İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve bunların en büyüğü olan Kadıköy Fikirtepe projemiz üzerinde yaklaşık 1,5-2 yıla yakın bir süredir dönüşüm sürecini de devam ettirmekteyiz. Bu projemizden biraz bilgi vermem gerekirse yaklaşık 9 tane sokağın olduğu bir mahallenin tamamını bir dönüştürmek için uğraşıyoruz ama siz değerli basın mensuplarının ve piyasadaki arkadaşlarımızın bildiği gibi bu noktada kentsel dönüşümün ilk projesi olması ve metropol bir projelerin aynı anda başlayacak bir bölge olmasından dolayı bir miktar aksaklıklar meydana geldi. Biz de tabii ki bunlardan etkilenen bir firma olduk ama inşallah bunların şu anda çözüldüğünü düşünüyoruz ve son köşede olduğumuzu düşünüyoruz. Yani artık bir an önce oradaki projeyi de hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Babacan Holding çatısı altında bulunan yine bizim turizme yönelik bir Batures Turizm isimli bir şirketimiz var. Bu şirketimizle birlikte Babacan yapı olarak geliştirdiğimiz marka konut projelerinde veyahut bir kentsel dönüşüm projelerinin içerisinde turizm yatırımına da yer almaya karar verdik ve Batures Turizm olarak geliştirdiğimiz Prime markası adı altında turizm yatırımlarına yönelik otel projelerinin de startını verdik. Bununla ilgili Güneşli bölgesinde üretimini gerçekleştirdiğimiz Prime Suite isimli ilk otel projemizin de 2015 yılında açılışını gerçekleştirdik. Yine turizm yatırımı olarak 2016 yılının 3. çeyreğinde açılışını hedeflediğimiz bu bahsettiğimiz bugünkü Babacan Premium projesinin karşı tarafında yani o yakın bölgesinde inşasını tamamlayacağımız ve 2016'nın 3. çeyreğinde hayata geçireceğimiz yine bir 248 odalı bir Prime Palace isimli bir otel projemizi de sizlere bahsetmek isterim. Yine bu turizm yatırımlarına devam edeceğimiz
Atatürk Havalimanı'nın karşısında Sefaköy'deki bu Port Royal projemizin içerisinde de bir suite otel yapmayı hedefliyoruz. Bu da bizim turizm yatırımımızda 3. otel yatırımı olacağını hedeflemekteyiz. İnanıyoruz ki 2015 yılındaki yaptığımız ataklar, 2016 yılındaki Babacan Holding'in yılı olacağını hedefliyoruz. Bunlara ilaveten birazcık firmamızın da inşaat yapımı ve geliştirme süreçlerinden de çok kısa bahsetmek istiyorum. Biz Babacan Holding olarak genelde geliştirdiğimiz projelerin arazilerine yatırım yapan bir firmayız. Yani önce biz araziyi satın alıp geliştiren bir şirketimiz var. Daha sonra bunun inşaatını yapan bir şirketimiz var. Bunlar bize ne sağlıyor? Bunlar birincisi özgün mimariyle ve yatırımcıya daha ekonomik imkanlar sağlamamıza fırsat veriyor. Bu da bizi piyasadaki diğer firmalardan bir adım öne çıkardığını düşünüyoruz. Bu vesileyle buraya geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Teşekkürler. Geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Ben de konuşmama sizlerle lansmanımızda bulunduğumuz Babacan Premium projemizin detaylarını paylaşacağım. Bugün İstanbul Avrupa yakasının en hızlı gelişen semtlerinden biri olan Esenyurt E5 yanında bir yaşam merkezi haline gelen kalma projemiz Babacan Premium duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli katılımcılar, İstanbul'un son 10 yılda hızla gelişen Esenyurt bölgesi son dönemde gayrimenkul yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi oldu. Burası konumu, geliştirilen ulaşım kolaylıkları ve Türkiye'nin birçok semtine göre yüksek prim yapmasının etkisiyle bir yaşam merkezi olarak tercih edilmeyi sürdürecek. Son zamanlarda mütekabiliyet yasasından sonra bölgede satılan dairelerin yaklaşık %60'a yakını neredeyse yabancı kişilere satılmaya başladı. Biz de bu projede hedef kitlemizi daha çok yabancılardan çok Türk müşterimizi, yerli müşterilere hedef alarak geliştirdik. Babacan Holding olarak sektörde fark yaratmak için yenilikçi ve özenli çalışmaların yapımı nedenle önemli olduğunu bilincindeyiz. Bu doğrultuda projemiz kapsam alanlarında proje yönetimi, uzman mimarlar ve stratejik danışmanlık, PR ve reklam ajanslarımız ve iç dekorasyon konusunda çalıştığımız firmalarımızla birlikte çok sayıda toplantılar gerçekleştirip beyin fırtınaları yaptık. Bu bölgede daha önce 5 proje yapıp 6. projemiz olan Babacan Premium'a başlamadan önce bölgeye ne kadar hakim ve tecrübeli olsak da bölgede bu firmalarla beraber çalışıp ince detayları da kaçırmamak için bunları da göz ardı etmemek için daha profesyonel bir proje meydana getireceğiz inşallah. Esenyurt'un adeta kalbi olacak Babacan Premium yatırımcısına modern yaşamın kapılarını açarak konforlu ideal bir yaşam sunacak. Projemizi Türkiye'de ve yurt dışında pek çok projeye imza atmış Tago firmasıyla beraber geliştirdik.
Babacan Premium 28.320 metrekare alan üzerine 4 adet aile rezidansları, 2 blok kule ve 1 adet AVM'den oluşacak şekilde geliştirildi. Projemizde toplam konut sayısı 1216, açık ve kapalı AVM'ler ve ünitelerin, ticari ünitelerin sayısı ise 102'dir. Her ihtiyaca yönelik 1+1'den 3+1 daire, loft daire ve teraslı daireye kadar geniş seçenekler sunduk. Babacan Premium'da 40 katlı 2 kule, 22'şer katlı 4 blok, aile rezidansları ve bu aile rezidanslarımızda daha çok 2+1, 3+1 ve teraslı daireler konseptinde olacak. Kulede ise 1+1 ve 2+1'ler olacak. Konutların metrekaresi ise 73 metrekare ile başlayıp 340 metrekare arasında devam edecek. Burada aile rezidansların girişlerin çıkışlarını farklı ve kulenin girişlerin çıkışlarını farklı yerlerden yaptık. Değerli basın mensupları, Esenyurt'un kaybolacak Babacan Premium sahip olduğu sosyal alanları ile her türlü spor aktivitesini geliştirebileceği Premium Fit Club ile de şehrin merkezinde sağlıklı bir yaşamın kapılarını açacak. Babacan Premium yaşanır kılan bir diğer özelliği ise lokasyon ve ulaşım açısından çok E5'e yakın ve benzersiz bir lokasyonda. Projemiz İstanbul'un modern yüzü olan Esenyurt Beylikdüzü'nün avantajlı konumuyla dikkat çekiyor. E5'e 100 metre, metrobüs istasyonuna 500 metre, Atatürk Havalimanı'na ise 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Aynı zamanda İstanbul'un çeşitli yerlerine, üniversitelere, birçok AVM'lerin içerisinde olduğu bir lokasyonda yer aldığı için her yere 10-15 dakika içerisinde varma imkanı sağlıyor. Değerli arkadaşlar, 2015 yılının son çeyreğinde Babacan Premium ön satışlarına başladık. Bugün itibariyle projemizin lansmanını gerçekleştiriyoruz bildiğiniz gibi. 2018 yılı sonunda tamamını teslim edeceğimiz projemizde metrekare fiyatlarımız 2800 TL'den başlıyor. Bu rakam şu an İstanbul ve Esenyurt bölgesi için bayağı iddialı bir rakam. İnanıyorum ki yatırım açısından, yatırımdan çok yaşam amacıyla tercih edilecek bir proje diye hedefledik. İnşallah bu şekilde devam edecek. İstanbul Avrupa yakasına değer katacak olan Babacan Premium, nesilden nesile aktarılacak yaşam trendlerini belirleyecek ve yepyeni bir buluşma noktası ve adres noktası haline gelecektir. Değerli basın mensupları, Babacan Holding vizyon ve yaratıcılığı ve insan merkezli yaklaşım ile yatırımcılarına arzuladıkları hayatlık kapılarını ardına kadar açacağına inanıyorum. Ben değerli katılmanızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ederim. İsterseniz kuleye cevap verin. Kulede 1+1 ve 2+1 konseptinde olacak. Yani 1+0 ve 3+1 kulelerde yoktur. Aile rezidanslarında 2+1, 3+1 seçenekler var. Giriş ve çıkışları farklı yerlerden. Aile rezidanslarının girişleri çıkışları ayrı ve kulenin de iki tane girişi çıkışı var. 1+1'lerin olduğu yerlerden ayrı girişler var. 2+1'lerin olduğu yerlerden de ayrı girişler var. Toplamda sitemizde 3 tane giriş çıkış var. Evet, arsa bize ait. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Önce ben Gaziantep'ten başlayayım. Biz kendimiz Gaziantep'liyiz. Bir Gaziantep'e karşı ondan dolayı da bir ilgimiz var tabii ki. Gaziantep'te ki sonuçta yöneticilerimiz diyelim, oradaki resmi kurumların başındaki yöneticilerimiz bizim sık sık ziyaretimize gelip bizim buradaki yaptığımız projelerle ilgili değerlendirmeler yapıyorlardı ve Gaziantep'e de bir takım yatırımlar yapmamızı istiyorlardı. Bu vesileyle Gaziantep'in çok merkezinde ve değerli bir lokasyonunda daha önce köy hizmetleri olarak kullanılan bir kamu yatırımı bir bölge vardı. Bunun alınan valilik kararına göre işte buranın satışından gelen
geliri eğitime harcamak üzere bir hedef koyulmuş orada. Bize de bunu paylaşınca bize de sıcak geldi. Hem doğduğumuz şehirde bir yatırım yapmak istedik, hem de özellikle eğitime harcanacak olması bize ayrı bir teşvik etti. Biz bu gayrimenkulü kat karşılığı değil, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nin satış yoluyla, yani bedelini ödeyerek satmak yoluyla açtığı ihalelere iştirak edip bu ihale sonucunda o gayrimenkulü satın aldık. Yaklaşık bir yıl 15 ay falan oldu gayrimenkulü alalı. Orada şu anda konut projesi gerçekleştireceğiz. Lokasyon çünkü konut bölgesi. Hatta konutun da değerli olduğu bir bölge. Orada yaklaşık 218 daire gibi bir rakamlar çıkıyordu son hatırladığım kadarıyla. İşte 3 tane kuleden oluşan. Tabii bizim Gaziantep'in bir alışkanlığı var. Buradaki gibi değil. Oradaki her daire 200 metreden başlıyor. İşte 200 metre, 300 metre. Devasal metrekareler yani. Burada 4 tane daire yaptığımızı orada bir tane yapabiliyoruz. Oranın kendine has bir alışkanlıkları var. Yemeklerde olduğu gibi. Dolayısıyla o projemiz şu anda resmi kurumlarda onay mercisinde. Hedefimiz 2016'nın son çeyreğinde işte gerekli tüm ruhsatları alarak inşaatına başlamayı düşünüyoruz. Premium projemize gelince, premium projemizin arazisinde eskiden bir yağ fabrikası olarak kullanılıyordu burası. Artık tabii bu şehrin bu değerlenmesinden dolayı fabrikalar artık hep şehrin dışına çıkıyor. Biz fabrika sahiplerinden arazinin satın almasını yapıp üzerindeki o fabrikaların yıkımını gerçekleştirdik. 2015 yılının Eylül ayında temelini attık. Ciddi sismik çalışmalar, çünkü yüksek kuleler yaptığımız için İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi'nden zemin konusunda ve üst yapı konusunda gerekli onaylar ve çalışmalar yaptık. Ve bu bağlamda projemizi başlattık. Kule konusuna gelince, kule konusunda bir tarafı ayrı bir rezidans konseptinde gerçekleştiriyoruz. Yani o 1+1'lerin olduğu bölümü aynı zamanda yabancı yatırımcılara ve o bölgede fuar merkezi olması sebebiyle kısa ve uzun dönem konaklamak isteyenlere yönelik bir sistemde gerçekleştiriyoruz. Diğer kulenin ikinci bölgesinde ise daha üst düzey bir rezidans olarak tasarladık. Teşekkür ederim soru için. Ben son olarak ticari alanlarda tasarrufunuzu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Tabii Mehmet Bey cevap versin. Ticari alanlarda bir tane kapalı AVM'imiz var ve AVM'nin dışında da dış taraflarda projenin çepeçevre etrafında açık ticari mağazalar bulunuyor. AVM kiralık olarak olacak içerisinde. Satışlarını yapmayacağız. Ama dışarıdaki açık olan ticari ünitelerin satışlarını yapacağız. Kısa bir süre sonra. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle, Dubai'de aslında bir satışa değil de proje ilk başta Dubai'de bir tanıtımını yapmıştık. Ön talep, yani talepler ne doğrultuda oluyor. Orada geldikten sonra son 4,5 aydır da ön talep satışlarından başladık. Yaklaşık %20 ile 22 arasında bir rakamı sattık, yani projenin %20'si ile 22'si arasında sattık şu an. Yani bu projemize daha çok biz yerli ağırlık verdik. Çünkü malum bölgede, çünkü bayağı bir yabancı, bizim Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir bölgesinde. Çünkü bayağı bir yabancı akınma uğradı bölge. Bundan dolayı biraz da işte bölgede fiyatlar da arttı. Malum bu defa yerli müşteri biraz bayağı bir bölge kaçırdı. Biz de bu bölgede daha çok, yani projenin %80'ine yaklaşık düşüncemiz ve ona göre konsepti geliştirdik. Yerli müşterileri çekmek ve çünkü yerli müşteri hitap eden proje neredeyse kalmadı gibi bölgede. Onun için biz de bu açığı kapatmak için bu projeyi baştan sona kadar yerliye düşündük. Hatta projemizde 6 blok, 1 blok ayırıp yani yabancılar ve yerlileri satıyoruz aslında, ama genelde yani oradaki
satışta söylüyoruz yani. Diyoruz ki bu blokta isterseniz yabancılar da var. Ama diğer 5 blok direkt Türklere satıyoruz. Yerli müşterilere satıyoruz. Bayağı şu an avantajlı. Çünkü şu an avantajlı olması lazım ki alanlara projenin sonuna geldiğinde güzel bir kazanç sağlayalım. Diğer projelerimizde de, diğer yaptığımız 5 projede de başlangıçla bitiş arasında alıcılarına, yatırımcılarına, oturumcularına %80 ile %110 arası prim kazandırdı. Ortalama fiyatımız, tabii ki başlangıç fiyatımız zaten sözde burada devam ederken 2800 TL'den başlayan fiyatlarla demiştim. Kısa bir dönem. Burada tabii ki lansmandan sonra bir ön talep satışları yaptık. Bunlar da 2800 ile 2700 ile 3500 arasıydı. Şimdi de 2800 ile 3600 arası fiyatlarla satışlar yapacağız. Bu tabii çok kısa bir süre için. Mart ayını bu şekilde yapmayı hedefliyoruz. Bundan sonra tabii ki proje devam edince, inşaat hızlı bir şekilde devam edince üzerine koyarak yine alımcısına, yatırımcısına çok iyi prim yaptıracaktır. Tabii ki şu an için bu lansman olması da çok büyük bir avantaj yatırımcısına. Yabancı satış oranında ise bu %20-22'lik kısmın %3 kadar falan yabancı. Total. Ya tüm projelerimizde değil. Bu sadece Babacan Premium projemiz için. Diğer daha eski devam eden işte Crown Palace projemiz devam ediyor. İnşallah onu da Haziran gibi teslim edeceğiz. O projemizin de %80'ini yabancılara sattık. Bahçeşehir'de Crown Deluxe projemiz vardı, onu bitirip teslim ettik. O projemizin de %50'sini yabancı müşterilere sattık. Ama dediğim gibi yani bu projede kesinlikle Türk müşterileri hedefliyoruz yani. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Birkaç sorun olacak. 6. blok şu anda görseller içerisinde görünmüyor. Onun sonradan işleyeceksiniz. Yabancılara mı ayrılmıştınız ki Dubai'de 4. blok ve bir tane AVM bloğu da var. Şöyle aslında projemizde 6 blok da değil, 7 blok var. 4 tane 4 blok aile rezidansı. Bu gördüğünüz 40 katlı kule iki taraflı. Yani bir tarafı 40 kat oranın, bir tarafı da 38 kat, 37 katlı. İki tarafın ayrı girişler, çıkışlar olduğu için iki tane yapışık bina gibi yani. İkiz blok. İkiz blok. Onun için biz onlara A ve B blok dediğimiz için 6 blok oluyor. Evet. Ve bir blok da AVM 7 blok oluyor. AVM'yi de sayarsak. Bu 2800 liralık metrekare fiyatı 4 blok için geçerli mi? Tabii 2800 TL fiyat kule için geçerli değil. Kulede çünkü biz ön taraflarını henüz daha satışa açmadık. Ön deniz tarafını satışa açmadık. Diğer tarafı satışa açtık. Tabii ki kısa katlı, 24 katlı bloklarımızda ki 2800 TL oradan başlayan fiyatlar. Bir Esenok için 6 proje geliştirdiğiniz bununla birlikte. Toplam yatırımınız ne oldu Esenok bölgesine? Bu büyük bazilere de geçirdiğiniz halde Esenok'tan vazgeçmiyorsunuz. 10 yıllık süre içerisinde ne kadar bir yatırım bütçesi ayırdınız? Aslında 10 yıl olmadı. Bu 6 projeyi yaklaşık bir 7 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Yaklaşık bu projemizle beraber yani 1 milyar TL'ye geçtik herhalde sanırım. Çok fazla. 1 milyar TL'ye geçtik. Yani onda net bir rakam vermeyelim şu anda. Hazırlıklı değiliz açıkçası. Yani böyle bir soru geleceğini beklemiyorduk hani toplam yatırımla ilgili. Çünkü yıllık bakıyoruz yatırımlara. Bu 6-7 yıllık toplu bir yatırım olduğu için ona hazır değiliz şu anda cevap vermeye. Peki, ben 3 yatırımdan evet. Yani şimdi takdir ederseniz bizim bulunduğumuz sektör gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul sektörü ne kadar son yıllarda dinamik ve hızlı görünse de aslında baktığınız zaman bir projenin mesela Babacan Premium'un geliştirilmesi, yapılması, tamamlanması toplamı 5 yıl gibi bir süreye dayanıyor. 1 yıl bunun geliştirme süreci var.
3 yılda inşa süreci var. Son 1 yılda teslimatlar ve son satışların süreci var. Yani toplamda 5 yıllık bir süreçte hareket eden bir sektördeyiz. Turizmi bence dönemsel değerlendirmemek lazım. Haklısınız. Yani güney bölgesinde dış ülkelerle yaşadığımız polemikler sonucu belki bir turist zayıflaması olacaktır ama sonuçta biz İstanbul gibi bir dünya şehrinde yaşıyoruz ve bizim yatırımlarımızın tamamı İstanbul'da. İstanbul sadece turizmden beslenen bir yapısı yok bildiğiniz gibi. Sonuçta 80'in üzerinde bir şehrin merkezi buluşma noktası, ayrı bir dünya şehri olması ve sanayi şehri olmasından dolayı bizim geliştirdiğimiz turizm projelerinin de hepsinin bir hikayesi var. Bir tanesi tam havalimanı bölgesinde. Diğer Esenyurt'taki projemiz ise biliyorsunuz orada çok büyük bir fuar merkezi var. Ve sürekli daha bir yoğunlaşan ve ilgi çeken bir hal alıyor ve bir talep görüyor. Güneşli bölgesinde gerçekleştirdiğimiz projede zaten artık Basın Ekspres bölgesinin geleceğin Maslağı olarak bakılmasından dolayı ve işte 3. Havalimanı'nınla 2. Atatürk Havalimanı'nın kesişme noktasında biz o riskleri analiz ederek gerçekleştiriyoruz. Bir de bizdeki otel bölümünün bir kısmı suite otel oluyor aslında. Yani bu daha çok Miami'de ve Dubai'de kullanılan bir sistem bu. Mesela yatırımcı otelden daire alıp aynı zamanda otel işletmesine kiraya da verebiliyor. Biliyorsunuz az önce de konuşmalarda geçtiği gibi Türkiye'nin bir şekilde bu gayrimenkul sektörünün büyümesinin de veya şu andaki bu sektörü domine eden de aslında bir finansmandır. Yani sonuçta finans olmadan bir sektör olmaz. Finansman anlamında 2000'li yıllardan o Fed'in kararları ve parasal genişlemesinden sebep birçok bizim gibi gelişmekte olan ülkelere finansman kaynağı geldi. Şu anda da baktığınız zaman mütekabiliyet yasasının özellikle Orta Doğu'daki bu karışıklık olsun, Türkiye'nin model ülke olmasından sebep olsun, özellikle Avrupa'da ve Amerika'da başlayan İslamofobiden dolayı olsun, Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. Yani bizde artık şu anda yabancıların büyük ilgi gösterdiği, yatırım yapmak istediği projeler haline geldi. Şimdi bu dış finansmana da bizim ülkemizin ihtiyacı var. Yani sonuçta iç durağanlıkları bir şekilde nefes aldıran, canlandıran bir imkan sağlıyor. Yabancılara daha çok satıyoruz bu suite otel projemizi. Çünkü yatırım yapıyorlar ve evler boş kalıyor. Yani buradan bir gayrimenkul satın alıyor. Sonra gidiyor yılda 15 gün gelip bu gayrimenkulü kullanıyor. Diğer 350 gün gayrimenkul aslında boş. Bu sistemi zamanında Miami çok yatırım aldığı için Miami çözmüş. Daha sonrasında Dubai'de bu bir şekilde hareketliliğini sürdürüyor. Ve bizim satış yaptığımız o Orta Doğu'lu Körfez müşterileri de bu sisteme meyilli oldukları için şu anda o doğrultuda bir yenilik olarak getirdik ve gayet de memnunuz satışlardan. Teşekkür ederim. Bu doğrultu hakikaten daire alışı gerçekleştirdim. Ve reklam sonrası süreç devam edecek. Valla annesi alıyor. Yani burada gördüğünüz gibi annesi bayağı kızıyor. Biz de diyoruz Paskal'a ya bak annem de söylüyor. O da diyor ki ev alayım da diyor bir de diyor evlenmem lazım o zaman diyor. Çekiniyor yani şimdilik. İşin mizahi tarafı bir yana tabii ki biz sonuçta projemizde Paskal gibi belli birkaç ünlüyle anlaşmamız oldu. Onu da zaten zaman içerisinde basına açıklarız. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. www.enlermetekaya.com Size şöyle bir sorum olacak. Biraz konum sektörünü değerlendireceğim. Evet. 48 aya kadar maddelenme imkanı sunuyorsunuz. Evet. Yani bu arada başka bütün projeler bunu yapıyorlar. Yani çok fazla kampanya yapıyorlar. Evet. Bunun sektöründe daralma mı var? Sizin konum sektörüne düşünüyorsunuz? O kadar çok kampanya Şimdi konut sektöründe tabii bir daralma var. Yani sonuçta bunun birçok konut sektörünü az önce ifade ettiğim gibi domine eden birkaç unsur var. Bu da finansman kaynağı.
Bildiğiniz gibi banka faiz oranlarında bir miktar artışlar oluyor ve bu insanlardaki alım isteğini azaltıyor. Yani işte bir %1 psikolojik bir rakam var. Yani %1'in altında mı, üstünde mi? Ha üstündeyse almayalım gibi. Sonuçta gayrimenkul sektörü aslında az önce ifade ettiğim gibi 48 ay ve 60 aydan yatırımın yapılması, gerçekleştirilmesi vesaire öyle bir süreci var. Bundan sebep gayrimenkul firmaları bu tür kampanyalara girebiliyordur. Tabii bunun için firmaların da biraz finans kaynaklarının da buna müsait olması lazım. Biz firma olarak bu noktada kendi öz kaynağımızla çalışıyoruz. Ve bu vadelendirmeyi yapabilecek maddi imkanlarımız olduğundan yapabiliyoruz. Bir şekilde bankalara alternatif oluşturmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Evet. Ben soru yoksa son bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi tabii Babacan Premium olarak burada sahnede biz yer aldık. Kardeşim Mehmet ve ben İbrahim Babacan olarak. Aslında bizim bu projemizde bu aşamaya gelene kadar birçok emeği geçen arkadaşımız var. Ben onlara sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu reklam planlaması ve organizasyonunu yapan Alaaddin Ajans'a, burada sizlerle bizi buluşturan ve medyadaki yüzümüz olan Manifesto Ajans'a, EPOS gayrimenkul geliştirmeden çok destek aldık. Hem yatırım konusunda, hem proje detaylandırması konusunda, hem doğru fiyatların tespit edilmesi ve şerefiye tespit edilmesi konusunda, hem de biz ne kadar gayrimenkul sektörünü bilsek de satış konusunda kendilerini fevkalade geliştirmiş olması sebebiyle engin tecrübelerinden çok istifade ettik. Ben onlara da sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Tabii burada ismini sayamadığım birçok arkadaşımız var. Kendi teknik ekibimiz ve bir şekilde mimari ekibimiz olsun. Mimari ekibin arkasında birçok proje ekibimiz var. İşin peyzaj mimarisinden statik mühendisliğine, mekanik mühendislikten elektrik mühendisliğine kadar hepsinde Babacan Premium olarak şöyle bir prensip belirledik kendi kendimize. En doğru lokasyonda en iyi şekilde ve en kaliteli yatırımı yapmayı hedefledik ve bu noktada da hiç şey yapmadan, tereddüt etmeden en iyi firmalarla çalışmaya özen gösterdik. Az önce ifade ettiğim gibi iki ayrı üniversiteden danışmanlık aldık. Projemizde pek çok firmanın tercih etmediği çeşitli deneyler yapıldı üniversite tarafından. Yani pek bahsetmek istemiyoruz ama bir deprem anında olası bütün entrikaların, hesapların hepsinin analiz edildiği projemizin üzerinde testler yapıldı. Rüzgar yükü olsun, ses, akustik testleri olsun, birçok burada hatırlayamayacağım etaptan geçti ve hepsinde biz uzman ekiplerle çalıştık. Bu noktada sizin huzurunuzda onlara da teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de davetimizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinizle ayrı ayrı tekrardan buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum herkese.